Hamur Teknesi kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber porsiyonluk güveçte kabak tatlısı tarifi yapacağız. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Hadi hep birlikte tarifimizi yapmaya başlayalım. Tarifimiz için şöyle bir dilim bal kabağı kullanacağım. 250-300 gram kadar kabağım. Bunu dilerseniz fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Ama benim gibi porsiyonluk güveçte de yapabilirsiniz. Ben güveçte yapmayı tercih ediyorum. Üzeri hem kızarmış oluyor hem kendi şerbetiyle çok güzel pişmiş oluyor. Sunumu da güzel oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi sizde güveç yoksa bu vermiş olduğum tarif ile fırın tepsisinde kolaylıkla yapabilirsiniz. 250-300 gramlık kabağımızdan 6 kişilik porsiyon çıkabilir arkadaşlar. Daha fazla veya daha az da olabilir. Bu yapacağınız, hazırlayacağınız porsiyona göre değişebilir. Şimdi e, kabağımızı birer veya ikişer santim kalınlığında doğruyorum. Daha sonra bunları Güveçe dizeceğim Doğramış olduğumuz kabaklarımızı şimdi güveçlerimize yerleştirelim Güveçte daha kolay yerleşmesi için Bu şekilde kesip yerleştiriyorum siz dilerseniz küp küp doğrayarak da hazırlayabilirsiniz. Nasıl dilerseniz o şekilde hazırlayın arkadaşlar. Daha sonra hazırlamış olduğumuz güveçlerimizin üzerine bal kabaklarımızın üzerine birer yemek kaşığı dolusu toz şeker ilavesi yapacağım. Çok fazla tatlı sevmediğim için birer kaşık yeterli gelecek. Ama siz e, kabak tatlısını çok şekerli seviyorsanız bir buçuk yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Şekerlerimizi de ilave ettikten sonra 1-2 saat dolapta dinlendireceğim ki şeker kabağımızın suyunu saldırsın iyice. Daha sonra pişerken kendi suyunda pişsin de şerbet oluştursun istiyorum. O yüzden kesinlikle su ilavesi yapmadan 1-2 saat dinlendirirseniz kabak zaten kendi suyunu salacaktır. Şöyle sizlere göstereyim. Ben bir gece kadar dinlendirdim ve suyunu bayağı saldı gördüğünüz gibi. Kendi suyunda pişen kabak daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Daha sonra 200 derecelik fırına üzeri kızarıncaya kadar verdik ve pişirdik. Şimdi dilerseniz üzerine tahin ve ceviz ile süsleyip lezzetlendirip servis yapabilirsiniz ya da aynı bu şekilde hiç tahin ve ceviz kullanmadan da tüketebilirsiniz. Gerçekten lezzet olarak diğer pişirdiğimiz kabak tatsından daha lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz veya beğenmediyseniz ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığımız video ve tariflerden eksiz haberdar olmuş olursunuz. Tekrar yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.